Yani neler oluyor vücutta? Ki evet, bir doktorun da açıklaması gerekiyor ama hani klinik psikoloğa geldiğinde bunu açıklaması ve ikna etmesi gerekiyor. Sosyal fobide de şeyi hatırlıyorum. İşte mesela geğirirsem, işte herkesin önünde gaz çıkarırsam, aslında orada da şey, yani o kadar bir kaygılı ki işte bütün vücut anlattığın gibi değişmiş. Midedeki asit salgısı daha fazla olduğu için de işte geğirme ihtiyacı duyuyor. Bunu kontrol altına alabilmesi, yani işte bu sosyal fobidir, işte bu bir şey olmayacak gibi kendinde telkinde bulunması işe yarar bir süreç olur mu? Nefes egzersizleri bir. Nefes egzersizi işte. Başka neler yapılabilir? Pratik öneriler Şimdi gibi. bir kere vücudumuz işte bu nefes egzersiziyle kontrol altına alabiliriz. Bir buna, bir de bilişsel düzeyde, yani evet ben giyinirim, sonunda ne olacak neyse. Şöyle bir kısır döngünün içinden çıkmak gerekiyor. Kısır döngü nasıl anlatabiliriz? İşte adam diyelim işinden geldi. Bu çok klasik kullanılan bir örnek. İşte o gün yorucu bir gündü. İşte koltuğuna oturdu, televizyon seyretti, kahvesini içti. Derken birden hafif bir kalp çarpıntısı hissettim. Hemen bir düşünce, işte acaba kalp krizi mi geçiriyorum? Bu düşünceyle birlikte vücut ne yaptı? Hemen bir alarm verdi. İşte en belirgin özelliği mesela uyuşmalar, hani kalp rahatsızlığını hatırlatan uyuşmalar, işte kan damarlarından kan çekildi. Çünkü nedir? Bir yaralanma olduğunda daha az kan aksın diye hemen vücut alarm aldı. Ve ne oldu? İşte ben kalp krizi geçiriyorum şimdi. Daha da bir aktif hale geldi. O zaman nedir? Kişi panik atak geçiriyor. Ne yapıyor? Titreme, terleme, işte nefes alamamaktan korkma, ne bileyim kusma gibi bir takım semptomları geliştirmeye başladı. Ve bu 1-2 saniye içinde en üst noktasına kadar da ulaştı. Genelde böyle şeyler de geceleri oluyor. Yani akşamları veya gece dediğimiz, hani kişi nefes alamıyorum deyip pencereleri açtığı oluyor gibi. Burada bu kısır döngü ne zaman oluşuyor? Artık evet ben kalp krizi geçiriyorum. Ya da bu vücuttaki fonksiyonları yanlış yorumlamaya başladığı anda. Belki de işte bu yorumları değiştirmek gerekiyor. Bu Mesela iş yerinde yorucu bir gün, işte kahve içti. Muhtemelen gün içinde de işte dinç ve zinde kalmak için, ki birçoğumuzun yaptığı gibi, işte bayağı kahve içti. Ve bu aslında kafeinden dolayı olan bir çarpıntı Evet gibi. gibi Zaten yorumlamayı bu öğretmek. şekilde önerdiğimizde gelen kişiye işte kahveyi azaltması gibi, işte ne bileyim kola gibi, yani bunlar aslında nedir? Bu tarz semptomlar yaratan içecekler. Yani günümüzde de çok yaygın. Bunlar da neden olabiliyor. Tabii kişiliği de çok etkili kişinin. Eskiden böyle A tipi, B tipi kişilik diye tanımladığımız şeyler vardı. İşte A tipi böyle heyecanlı, işte daha stresli. Mesela bunlar daha yatkın böyle insanlar panik atağa. Gün 24 saat bana yetmiyor. Yetmiyor. İşte her, yani işi Mükemmel sığdırmaya olacak çalışıyor, gibi. mükemmel olacak, tam olacak diyen insanda bile görülebiliyor yani.